Evet, son batacağım noktaya geldim. Bakın, o da şöyle arada hemen buraya da batıyorum. İlmek çıkartıp diğerin içerisinden kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra ipimi, bakın, buraya alacağım. Böyle iç kısma doğru alacağım. Örgümü döndüreceğim. Ve burada çıkardığım ilmeğimi tığıma tekrardan takacağım. Ve burada artık aslında klasik yaptığımız taban sıramızı oluşturduk. Duvar çıkacağız. Bakın. İlk noktamdan başladım. Batıyorum üst kısımlara ve sık iğne yapıyorum. Bakın, batıyorum. İlmek çıkartıp sık iğne yapıyorum. Batıyorum şu üst kısımlara. Sık iğnemi bu şekilde. Şimdi 5 tane kanadımı bu şekilde yıldızımın etrafını, bakın, şöyle tuttuğumda da anlaşılacak. Şimdi yıldızımın etrafını bu şekilde düz sık iğneyle dolanacağım. Burada gizleme noktasını tarif Evet, edeceğim. Şimdi duvar kenarımı bir sıra ördüm. Bakın, görüyorsunuz, bir sıra ördüm. Şimdi son noktama geldim. Son noktama batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın, şöyle bir açıklık oldu burada. Şimdi bu açıklıktan, şuradaki boşluktan batacağım. İlmeğimi çıkartacağım. Baştakinin, bakın, ön kısmına, başladığım noktanın, sık iğnenin şu ön kanadına, şöyle görünüyordur, İlmeğimi buradan çıkartacağım. 3 tane oldu, görüyorsunuz. İlkinden ikisinin içerisinden geçireceğim şimdi. Yani gizleme yeri yapacağım. Tam araya, ara noktaya gizlememi yaptım. Bakın, görüyorsunuz. Şöyle biraz da açayım örgümü. Gizlememi yaptım. Şimdi ipimi hafif esneterek, zincir falan çekmiyorum. Direkt başak şeklini vereceğim için sık iğnelerimin ortalarına, tam çubukları kısımlarına, ortalarına batıyorum. Ve örgümü bu şekilde örerek, sizler dilerseniz farklı model de yapabilirsiniz. Bakın, sık iğnelerimin tam orta noktalarına, orta noktasına batıyorum, ilmek çıkartıyorum ve normal sık iğne yapıyorum. Bu şekilde şimdi ben sepetimi gizleme noktasına kadar öreceğim. Şurada bir kez daha göstereceğim nasıl gizleme Evet, yaptığımızı. şimdi sepetimin duvarını çıkıyorum. Bakın, gizleme noktama geldim. İkinci sıramı bitireceğim. Son tekli noktama batıyorum. Tekli noktama battım ve gizleme noktama batacağım en sonunda. Arada kaldı onu. Aradan çıkarttık, biliyorsunuz, gizleme yerimizi. Gizleme yerime batıyorum. Başlangıçtaki şu ön noktayı alıyorum, bakın. Buradan ilmek çıkartıp ikisinin içerisinden kaydırarak geçiriyorum. Şöyle elimle ikinci sıradayım daha. Ama sepetim oturmaya başladı. Şöyle bakın. Gayet de düzgün oluyor. Dediğim gibi, bu iz sürmeyi yapmadan da direkt de duvar çıkabilirsiniz. Ama ben biraz böyle ele gelsin, yani biraz sert gelsin istediğim için bu şekilde sürüyorum. Şimdi gizlememi bu şekilde yaparak, şimdi tekrardan gizlemeyi yaptıktan sonra ipimi esnetip direkt başak şeklini vermek için sık iğnemin tam ortasına battım, ilmek çıkarttım ve sık iğne yaptım. 1, 2, 3. sıradayım şimdi. 3. sıramı dolanacağım. Hatta birazcık sepetimi yükselteceğim. Yükselttikten sonra nasıl bitireceğiz? Hemen onu tarif Şimdi edeceğim. sepetimin son sırasında ördüm. Birleştirmemi yapacağım ve artık iz sürüp sepetimin ağız kısmını kapatacağım. Şimdi son noktalarıma batıyorum. Bakın. Evet, şuraya da batacağım. Bu arada ipim birazcık kalınlaştı. Şu elimle böyle esneterek kalınlığını alıyorum. Şimdi son birleştirme noktama batıyorum. Birleştirme noktama battım. Ve burada direkt gizleme yapmadan sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra, bakın, direkt sık iğnemi yaptıktan sonra, normalde şurası birleştirme noktam. Şuradaki boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğerin içerisinden kaydırıyorum. Bu şekilde. Boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıp diğerin içerisinden kaydırıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğerin içerisinden kaydırıyorum. Bunu şimdi bütün sıramda uygulayacağım. Bu şekilde
Sepetim etrafında dolanacağım ve burada artık sepetimi Evet, bitireceğim. Sepetimin Tüm kenar kısmını tabanda uyguladığım gibi izimi sürdüm. Şimdi son noktalarıma batıyorum, son boşluklarıma ve son boşlukta artık ipimi keseceğim. Bakın şu noktaya da batacağım. Ve burada ipimi şöyle göz kararı kesiyorum, içeri gizleyecek kadar. İpimi çekiyorum ve daha küçük bir tığ alıp şu noktadan ipimi, bunu artık biliyorsunuz, diğer eski videolarımızı seyredenler de biliyordur. Püf noktalarda da bunu açıklamıştım. Bu şekilde sepetimizin örgü yönüne göre bu kısa kalan ipi gizliyoruz. Şu aralardan geçirerek örgümüzün geliş yönüne doğru, içeri doğru gizlemekte fayda var. Makinede attığımız zaman, yıkadığımız zaman çıkmayacak şekilde gizlemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Eğer emin olamıyorsanız silikonla da bunu sabitleyebilirsiniz. Şimdi bakın, ipim burada kaldı. Birazcık şöyle keseyim, şu ipimi temizleyeyim. Temiz bir görüntüsü olsun. İçerideki ipimi de kesiyorum. Fazlaydı zaten. Gizlememi yapmıştım. Şimdi bu noktada artık el ütüsü devreye giriyor. Bakın yıldız, ama elimle düzlemeler yapmam gerekiyor. Çünkü örerken illaki elimle bozuluyor. Bu yüzden şöyle aralarını açarak elimle iyice düzleyeceğim. Çünkü çok fazla girintili çıkıntılı bir sepet, yıldız sepet. Evet. Gördüğünüz gibi sepetimi bitirdim. Duvar kısımları bu şekilde. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bakın, olabildiğince düzgün ve muntazam çıkıyor. Tabii bunun bu kadar muntazam olmasının sebebi de biraz ipimizle alakalı. Biraz örme tecrübesiyle de alakalı. Çok fazla faktör oluyor işin açıkçası. Çok fazla da soru geliyor. Hani muntazam sepet nasıl çıkartabiliriz? İpiniz ne kadar kaliteliyse, ipinizin kalınlığı ve inceliği ne kadar eşitse sepetiniz o kadar düzgün çıkıyor. Tabii bunun yanı sıra da elinizin pen yiple sepet örmeye de alışkın olması da gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.